Merhaba arkadaşlar, Degremen kanalındasınız. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition iPad'de PlayStation 4 koluyla birlikte kullanılabilir mi, oynanabilir mi onu göstereceğim. Şimdi ilk önce Minecraft'a girmeden önce şuraya basıyoruz ve ayarlara geliyoruz. PlayStation joystick'imizi nasıl bağlarız iPad'le bunu daha önceden ben size göstermiştim. Kanalımda da videosu var. Detaylı olarak öğrenmek isteyen arkadaşlar o videoyu izleyebilir. Ben kolayca share şey ve PlayStation tuşlarını basılı tutuyorum. Ve çakmaya başlıyor. Buradan Bluetooth'a geliyorum. Basıyorum. Burada DualShock 4 Wireless Controller diyor. Ona basıyorum. Bağlantı dediğinde zaten böyle oluyor. Bunu hallettik. Şimdi Minecraft'a yeniden girelim. Minecraft bir açılsın bakalım. Minecraft'ta Gamepad desteği var mı? Bunu sadece PlayStation kolu olarak düşünmeyin. Onun dışında eğer elinizde Xbox kontrolörü de varsa, Xbox Gamepad'i varsa Onda da kullanabilirsiniz benzer yollarla. Buradan açmış olduğum Minecraft dünyasına gireyim. Evet buraya girdik. Şimdi gördüğünüz gibi Minecraft önümüzde. Joystick de burada. Hatta burada şöyle bir ufak düzenleme yapalım. Şimdi. Evet. Şurada görünmüyor ama şu tuşta şöyle bu tuşla etrafa bakıyoruz. Joystick'le, R ile yani etrafı görebiliyoruz. Şunla zıplama yapıyoruz. Yuvarlakla böyle eğilme yapıyor %90. Şunla envanterimiz açıldı. Burada L'deki L joystick'le burada envanteri görebiliyorsunuz. Farkındaysanız. Burada tabii LB ile de misal burada inip çıkabiliyorsunuz kolaylıkla. Ondan sonra da bunu da seçersiniz ve aşağıya eklersiniz diyorum ben. Neyse bununla alakalı pek bir şey yapmıyorum. Şu üstteki tuşa bakalım. Şu tuşa. Burada evet kamerayı değiştiriyor. Arkadan gösteriyor şu anda. Burada da önden gösteriyor. Burada da yine first person birinci olarak görünüyor. Şimdi yerleştir olarak bunu vermiş. Yani arkadaki Gördüğünüz gibi böyle. bir kazmak için bununla da aynı şekilde kazıyorsunuz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet. Peki. Bununla evet. R ve L ile. R1 ve L1 ile. Şu alttaki envanter üzerinde ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bırak dediği şuna basıyorsunuz atıyor bırakıyor üzerinden geçtiğinde yeniden alırsınız. Peki uçma yapıyorduk ya biz o nasıl oluyor? X'e iki kere basıyorsunuz ve farkındaysanız artık uçma bununla geçti. Şöyle kamerayı da görün evet. Yükselmek için şöyle yükseliyoruz. Peki nasıl alçalıyoruz derseniz iki kere basıyorsunuz düşerken hop iki kere daha basıp tutabiliyorsunuz. E, tam olarak alçalmasını bulamadım belki burada bir tuş daha vardır onunla alakalı ama ben bulduramadım diyeyim size. Options tuşu Options tuşu options'a giriyor. Burada X ile de oyuna devam et diyorsunuz. Share tuşu bir işe yarıyor mu? Share tuşu bir işe yaramıyor. Bu tuş. Buradan sohbet açtık. Şundan açtık. Buradan çıkış yap dedik. Şu aşağı tuşla da elimizdeki bırakıyoruz. Gitti aşağıya farkındaysanız. Onu gidip buradan sonra girip al. <laughs> şu şekilde alabilirsiniz. Ben yine first person'a geçeyim ve olduğumuz yere gelelim. Ne yapalım mesela şuraya? En çok sevdiğimiz şeylerden biri. Hop. Yani şöyle hop bıraktık. Sonra çakmak taşı da burada buna yaktık ve uzaklaşıp nasıl patlayacağını görelim. Evet, bir güzel de patlattık. Ee, yani biraz daha şöyle dolaşayım. Şunlara da hop zıpladım. Böyle kaldım. Neyse. Bunu şöyle koyayım. Minecraft Pocket için elinizde varsa, PlayStation konumuzda elinizde varsa, sanki PlayStation'dan, konsoldan ya da bilgisayardan oynuyormuş gibi, joystickle oynuyormuş gibi, Minecraft Pocket Edition'ı iPad'imizde oynayabiliriz çok güzel biçimde. Bence oldukça da güzel oynanıyor. Yani özellikle kamera açılarına falan bu şekilde kolay biçimde hakim olmak cidden önemli. Niye önemli? Yoksa eğer buradan yapmak istersek buradan misal benim bildiğim kısa yol yok. Belki sizin bildiğiniz vardı ama benim bildiğim yok. Videoya gelip buradan şahıslar arasında değişik yapmanız gerekiyor. Ama onun yerine PlayStation kolunu kullanırsanız bir tuşla onu halledebiliyorsunuz. Evet bu arada Minecraft'ta gün batımı şu anda gün batıyor. Yani bir yatak yapıp yatmak gerekiyor. Ama yaratıcı modu olduğundan ben burada yaratıkları falan kapadım. Başıma bela olmasınlar diye. Hem de kızımla da oynuyorum. Ee, konudan çok sapmadan şöyle diyeyim. Bence eğer bir iPad'iniz ve %90'a inanıyorum ki Android'de de bu şekilde PlayStation kolu cool çalışıyordur Minecraft'ta. Sadece e, iPad'e uyumlu yapıp da Android'e uyumlu yapmazlık yapmazlar gibi geliyor bana. Ama eğer varsa eşinizde dostunuzda bir PlayStation kolu cool önce bir deneyin oluyor mu diye Android'de de Ondan sonra da kendi PlayStation kolunuzu alıp iPad'inizden Minecraft'ı kolay bir biçimde oynayabilirsiniz. Yani şöyle diyoruz Minecraft iPad'de PlayStation koluyla oynanıyor mu diye soruyoruz ve cevabımız evet oluyor arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, oyun videolarını da izleyebilirsiniz. Yorum yapmayı özellikle bir sorunuz varsa bununla ve diğer oyunlarla alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlar yapmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.